FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kariyerimizin ikinci sezon falan filan sözüyle başlamayacağım. Bugün sizlerle yaz transfer yaması %90 oranında yapılmış haliyle çıktı. Onu sizlerle paylaşacağım. Bir kere transfer yama paketini ben fmturkiye.net adresinden indirdim. Orijinalini oradan bulabilirsiniz ama ben gene bu videonun altından link olarak vereceğim dosyayı. Şimdi dosyayı nereye yükleyeceğiz onu göstereyim size. Öncelikle oyunun kurulu olduğu klasöre gitmemiz lazım. Sports Interactive Football Manager 2016, buradan Editor Data klasörü. Ben burada sürekli bir şeyleri kurcaladığım için bir tane yedeğini almışım kopya diye, ama Editor Data klasörüne geleceğiz. Burada bakın bir sürü şeyim vardı benim, dosyam, başka bir şey denemiştim. Onları siliyorum. Burada muhtemelen siz girdiğiniz zaman sadece config dosyası olacaktır. Ben şimdi buradaki dosyaları bunun içine atıyorum. Eğer RAR'lı atacağım ben. RAR'dan çıkartıp bunun içine atıyorsunuz iki tane dosyayı. Şimdi oyunumuzu başlatalım. Bu arada FM Speeder'ı da açalım. Coşalım, hızlı hızlı gidelim. Evet, 50 kat hızlı yapalım. Bu arada Galatasaray kariyerime artık yeni video çekmeyeceğim. Niye diye soracak olursanız, ben gene uyumu yüksek yaptım. Dedim ki uyum yüksek olunca bizi sağa sola transfer ederler. Ancak bir deneme yaptım. Uyumu yüksek 15'ti. Takımdan istifa ettim. Sağa sola pek çok yere başvurmama rağmen aşağı yukarı 3 sezon hiçbir yerde deneme amaçlı yaptım bunu. 3 sezon hiçbir yerde iş başvurum kabul edilmedi. Biz bu kariyeri yaparken de başlarken de ne demiştik? Sağda solda hep sürteceğiz. Kısacası. Ancak bu yaptığımız hatadan dolayı da olmuyor. Şöyle bir şey deneyeceğim. Hem yeni transferlerimiz de olduğu bir şey var. O yüzden yeni kariyer açacağım. Bakın buradan şimdi yeni kariyer oyunu diyoruz. Football Manager'ı seçiyorum. Burada önemli olan şey şu. Bu bulduğum yama 16-0, 16-3-0'la da çalışıyor. 16-2-0'la da çalışıyormuş. Ama ilk oyunun çıktığı 16.01'de çalışmıyor. Gerçi denemedim ama şimdi 16.3.0, buradan hepsini seçiyoruz. Editör veri dosyaları yazıyor burada. Biz zaten buraya iki tane dosya atmıştık. İki tane uygun diyor. Toplam iki. Şimdi bir tanesi attığımız dosya transferler için. Öbür dosyada takım adları için. Mesela Atiker Konyaspor, işte Alanyaspor'un adı farklı. Onların için. Şimdi tamam diyorum buradan. En kafadan belirli transferlere bakabilmek için bazı ligleri açacağım. Şimdi Türkiye Ligi muhakkak açacağız. İngiltere Ligi olsun. Başka hangi ligleri alalım? İspanya Ligi'nde, İspanya Ligi'ne bakarız. Onun haricinde başka neresi var? Başka seçebileceğimiz bir yer. Türkiye, İspanya, İngiltere. Bir de İtalya Ligi'ni mi alsak? Almanya Ligi'ni alalım. Aynen öyle. Almanya Ligi'ni alalım. Tamam, bu 3-4 ligi kontrol amaçlı bakıyoruz. Zaten paylaşan arkadaşların da söylediği olay şu. 9 Eylül'de tamamen bitmiş aidini paylaşacağız. Şimdilik belli şeyler vardı diye. Bir taraftan da Maçkoli'yi açacağım. Bazı transferlere de oradan bakacağım. En azından teyit etmek amaçlı. Tahminimce zaten Türkiye Ligi'nin %100'ünü yapmışlardı. Çünkü yapan arkadaşların eline sağlık. Türk arkadaşlardı zaten. Oyun veri tabanı kuruluyor. İnşallah kurulur. Mesela Almanya Ligi'nde Stuttgart'ı kontrol edebiliriz. Carlos Mane Sporting Lisbon'dan Stuttgart'a transfer olmuş. Yeni bir transfer. Bunları kontrol edebiliriz. Bu arada Vaclav Kadleç Midland'daydı. Osmanlı Spor'la oynadıkları maçta da Midland forması giymişti ama Sparta Prag'a transfer etmiş. Mesela son dakika transferlerinden bir tanesi bu da. Evet, şimdi
Geldik. Böyle bir profille başlayacağım. Onu da bildirmek isterim sizlere. Uyumla da alakası yokmuş. Mesela transferlerde Manchester United'a bakalım. Bu sezon çünkü Manchester United epey bir sağlam transferler yaptı. Teknik direktörü değişmemiş. Kafadan yattı zaten. Oyunculara bakalım. Paul Pogba gelmiş. Zaten eski bir transferdi. Zlatan İbrahimovic de var. Ama Jose Mourinho yok teknik direktör olarak. Bu gözden kaçmış bir şey olabilir büyük ihtimalle. Henrik Mkhitaryan. Başka benim aklımda çok bir transferi yok. Zaten o 3 önemli transfer de gelmiş. Başka Manchester City hala Pellegrini teknik direktör. Sevilla'da mı Nasri? Evet, Sevilla'ya kiralanmış Samir Nasri. Bu da son dakika transferlerindendi. Beşiktaş'la epey bir konuşulmuştu. Ignacio Manchester City. Bu zaten Manchester City'deymiş. Manchester City. Denayer nerede kiralık? Sunderland'de kiralık. Evet, bu da Galatasaray kiralayamamıştı. Sunderland'e gitmiş. İlkay Gündoğan zaten eski bir transferdi. Eski dedim, transfer döneminin başında yapılmıştı. Evet, buradan başka burada kontrol edeceğimiz bir yer var mı diye bakıyorum ama Manchester City Falcao Monaco'daydı. Evet. Başka var mı ya burada? Çok önemli bir şey yok zaten. Buradan geçelim biz. Nereye geçelim? Elbette ki kendi ligimiz Türkiye Ligi'ne bir bakalım. İsimleri gördüğünüz gibi Aytemiz Alanya, Atiker Konya, Kardemir Karabük, Medipol Başakşehir. Şimdi transferlere bakalım. Osmanlıspor'da Mahe miydi? Kimi transfer etmişti yanlış hatırlamıyorsam? Maher. Adam Maher. Fenerbahçe istiyordu. Osmanlıspor kiralamış PSV'de. Mesela bu son dakika transferlerindendi bu da. Son gün transfer edeyim. Son dakika biraz abartı olur belki ama. Başka buradan şöyle gelelim. Sırayla bakalım. Harf sırasına göre. Beşiktaş'tan başlayalım mesela. Beşiktaş'ta Vincent Ebubekir Beşiktaş'a gelmiş. Talisca gelmiş. Bu arada Talisca'nın profiline de bakalım. Gökhan İnler gelmiş. Adriano, Caner Erkin son dakika transferlerinden Atınç Nukan. Aynen öyle. Bu oyuncular gelmiş. Mustafa Pekdemek Başakşehir'e kiralanmış. Beşiktaş'tan aşağı iniyoruz. Fenerbahçe'ye bakalım oyunculara. Musa Sow kiralık olarak gelmiş. Jermaine Lens kiralık olarak gelmiş. Zaten son dakikada başka kimseyi almadı Fenerbahçe. İki tane transfer yaptı. Orta sahaya ısrarla oyuncu alınmadı. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'da epey hareketli saatler yaşanmıştı. Ryan Donk gönderildi. Evet. Real Betis'e kiralanmış. Doğru. Sigurdsson yeni santraforu gelmiş. Josue kiralık. Aynı şekilde Josue burada. Erender de yok. Var zaten. Başka orta saha Niel de Jong. Sonunda ısırgan bir orta sahası var Galatasaray'ında. Başka yeni aklımda bir şey yok. Yani yeni dediğimde hani Pedro Cavani da aslında bu yama için yeni değil. Son gün transferleri yoktu zaten. Son bir haftalık falan. Onlar yapılmış. Bunlar zaten cepte transferler olduğu için bir database'de bulunduruluyordu. Evet, Trabzonspor'a bakalım. Trabzon da epey takviye yapmıştı. Evet, yeni santraforları Porto'dan kiraladıkları Ramin Şadeyev. Zaten son dakika transferleri de pek yoktu Trabzonspor'un yanlış hatırlamıyorsam. Ferhat Yazgan bu yeni mi geldi? Yok. Altyapıda mı? Hiç hatırlamıyorum Ferhat Yazgan'ı. Evet, gördüğünüz gibi Süper Lig'deki oyuncuların çoğu Aytemiz Alanyaspor'a bakalım. Wagner Love kilit oyuncu Rut. Wagner Love, evet. Efsane santrafor Wagner Love. Saçlarıyla efsane olmuş adam. Yıllarca CSK'da oynamıştı. Evet. Güzel bir santrafor aslında. Abdullah Yaba zaten yine. Kenneth Omero. Bu da çok güzel bir sol bek. Anderlecht'ten kiraladılar. Sefa Yılmaz da son dakika transferlerindendi. Bunlar da var.
Dediğim gibi transferlerin büyük çoğunluğu var zaten. Tek tek takımlara bakmaya gerek yok. Napoli yapılacağını da gördük. Kontrol de ettik. Beğenmezseniz yüklemeyebilirsiniz ama Türkiye Ligi'ndeki takımların hemen hemen hepsinin birebir oyuncuları var. Ufak tefek sanırım teknik direktörlerle alakalı bir güncelleme yapılmamış. Ama ben size şunu tavsiye ederim. Örnek olarak yurt dışı sitelerden birkaç tane transfer yaması indirmiştim ama onda da Türkiye Ligi çok detaylı değildi. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Fenerbahçe'de az önce sildiğim, gördüğünüz dosyaları sildiğim bir şey vardı. Fenerbahçe'de ne vardı mesela? Beykan Şimşek Fenerbahçe'deydi. Oysa ki Beykan Şimşek Sivasspor'da kiralık. Onun haricinde az kadroda ne vardı? Jermaine Lens yoktu zaten. Musa Sow yoktu. Bunlar mesela düzenlenmemişti. İsmail Köybaşı yoktu. Evet, doğru. İsmail Köybaşı da yoktu. Bu oyuncular yoktu mesela. Diğer takımlara da bakmadım zaten. Eren Derdi yoktu. Eren Derdi yok. Yoktu Galatasaray'da. Beşiktaş'ta şeyi unuttuk. Bir dakika. Kaleciyi atladık. Kaleci kiralık. Boyko aynen. Yani ben şunu söyleyebilirim size. %100 Türkiye Ligi'nin transferleri yapılmış. Bu arada Veli'ye güncelleme yaptılar mı? Veli Kavlak 3. Evet. Veli Kavlak'ın sakatlığına da güncelleme yapmışlar. Bunu yapmasalardı iyiymiş diyeceğim. Tolgay da mı sakatlandı? Oo. He, bakın mesela sakatlık yaması yok. Tolgay da geçen sezon başı olduğu için 7-8 ay yok. Spor Toto Süper Lig'e bakalım. En son şampiyon Beşiktaş. Tamamdır. Yani kullanmak isterseniz gayet eğlenceli olabilecek. En azından yeni 2000 FM 2017 çıkana kadar daha önümüzde bir 2 ayımız var. 2 ay bizi idare edebilecek transferler var burada. Umarım işinize yarar. Ben videoyu hemen paylaşacağım. Zaten şu an saat 7. Herhalde 8'de falan video yüklenmiş olur en geç. Linki de aşağıda paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım işinize yarar bir paylaşım olmuştur. Kariyer için de kusura bakmayın. Yeni kariyer açmak durumundayım. Yoksa başka takıma transfer olamayacağım. Hoşça kalın arkadaşlar.